Web Tarım TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Yine özel yayınla, canlı yayında karşınızdayız. Bugün 7'den 70'e herkes ekran başında olsun diyorum. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşacağız. Gıdaya dair her şeyi konuşacağız. Aklınıza gelen her şeyi bize sorabilirsiniz. Özellikle çok öne çıkan bir konu. Peki sorularımı kime yönelteceğim? Çok değerli iki konuğumuz var stüdyomuzda. Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Doktor Sayın Neslihan Alper ve Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Sayın Selman Ayas stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize zaman ayırdınız ve bugün yaklaşık bir saat boyunca bu önemli konuyu A'dan Z'ye konuşmaya çalışacağız. Gerçekten önemli dedik çünkü 7'den 70'e herkes ilgilendiriyor. Çünkü haftalardır program yapıyoruz, canlı yayın yapıyoruz. Zaman zaman hayvancılık desteklemelerini konuştuk. Zaman zaman bitkisel üretime dair desteklemeleri konuştuk. Belli alanları ekran başına davet ettik. Yine bütün üreticiler ve tüketiciler tabii ki bizi izledi ama bugün özellikle kundaktan değil mi 70 yaşında yaşlı bireylere kadar herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tüketiyoruz. Bizim tükettiğimiz şeyler nasıl üretiliyor? Denetimler nasıl yapılıyor? Özellikle bu denetimler yapılırken biz dahil olabilir miyiz? Kontrollerle ilgili neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız ve bugün iki bayanın arasında Selman Bey'i de ağırlıyoruz. Ben öncelikle beyler diyorum ve ilk sorumu size yöneltmek istiyorum efendim. Gıda güvenilirliği ve güvenilir gıda kavramlarını çok duyuyoruz. Aslında birbirine sözcükler çok benziyor ama farklı kavramlar değil mi? Bunu anlatarak başlayalım isterseniz. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olsun diyorum. Şimdi tabii güvenilir gıda deyince biz aslında gıda ile ilgili riskleri sıralayacak olursak 3 tane risk var genel anlamda. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler dediğimiz riskler. Güvenilir gıda dediğimiz zaman bu risklerden arındırılmış gıdayı güvenilir gıda olarak tanımlıyoruz kısaca. Bu risklerden arındırılmış, evet, arındırılmış gıda kısaca. Ama gıda güvenilirliği dediğimiz konu ise çok önemli bir ve çok geniş bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu bizim her zaman duymuşsunuzdur sıkça dile getirdiğimiz bakanlık olarak tarladan sofraya gıda güvenilirliği veya çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği dediğimiz husus bu anlamda gıda güvenilirliği oluşturuyor ve burada bir aslında sistemden bahsediyoruz. Yani son ürün olarak güvenilir gıdayı bunun çıktısı olarak yani gıda güvenilirliğinin çıktısı güvenilir gıda olarak bunu tanımlayabiliriz. Evet, bu anlamda bizim bakanlığımızın bu konuda bütün aslında çalışmalarımız bu yönde. Yani bu süreç aslında evet, gıda güvenilirliği. O süreci yönetmek. Yani güvenilir gıdanın eldesini yani tüketicilere en üst düzeyde sağlıklı gıdayı ulaştırabilmek için o gıda güvenliği sürecini en iyi şekilde yönetmek için bakanlığımızın çalışmaları bu yönde. Evet. Az önce bahsettiğim hani belki kontroller, belki bizlerin bilmesi gerekenler. Bütün bunlar da gıda güvenilirliği çalışmaları içinde yer alıyor ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek için aslında bütün çaba. Evet. Bunu anlıyorum değil mi? Bu anlamda bizim bakanlık olarak yaptığımız kısa çalışmalardan bahsedecek olursak biliyorsunuz 2010 yılında yayınlamış olduğumuz çok önemli bir kanun var. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 5996 sayılı kanun. Bu kanun kapsamında biz gıda güvenliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kanun tam adından da anlaşılacağı üzere yani güvenilir gıdanın sağlanmasına yönelik olarak gerek hayvan sağlığı, gerek bitki sağlığı, yem ve gıda güvenilirliğini bir arada bütünleşmiş bir şekilde yer alan ve bu konuda çalışmalarının sonucunda güvenilir gıdaya ulaşmak için yaptığımız çalışmaları içinde yer alan bir sistem. Evet. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Yani hayvan sağlığını, bitki sağlığını sağlamadan, yem güvenilirliğini sağlamadan gıda güvenilirliğinden bahsedemeyiz. Bu anlamda bütün çalışmalarımız entegre bir şekilde bu anlamda devam ediyor. Bu anlamda devam ediyor ki çok önemli çalışmalar var. Neslihan Hanım'la devam edeceğim ama öncesinde değerli izleyenlerimizi hatırlatmak istiyorum. Yönetmenimiz alt yazı olarak bütün sosyal medya hesaplarımızı sizlere hatırlatacaktır. Sorularınızı bize yöneltin efendim. Gıdaya dair aklınıza gelen her şeyi yöneltebilirsiniz. Ve dedik ya hani kontroller biz neler yapabiliriz? Bu kontrol yani bu denetim sistemi nasıl işliyor? Bunun içinde değil mi? Baş aktörlerden biri de sizsiniz. Yani denetimlerin başında buna ilişkin çalışmaları yönlendiren. Evet, Selman Bey'in dediği gibi 5996 sayılı kanun aslında bizim dönüm noktamız denilebilir. Bu kanunla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda konusunda tek yetkili otorite haline geldi. Dolayısıyla tarladan sofraya bütün gıdaların izlenmesi, takibi, güvenilirliğinin sağlanması, satışa sunulması ile ilgili denetimleri yapmaktan da bakanlığımız sorumlu. Bakanlık olarak aslında çok şanslı bir bakanlığız, çünkü eski bir bakanlık ve yapılanmış bir bakanlık. 81 ilde ve 900'ü aşkın ilçede taşra teşkilatı olarak yapılanmamız var. Dolayısıyla çok geniş değil mi personel ağı? Bunu kesinlikle aktif değerlendiren de bir yapımız var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Köklü bir bakanlık olduğu için, yapılanmamız çok kuvvetli olduğu için Türkiye'nin her yerindeki bir ilçede olsun, bir köyde olsun en ücra köşelerine dahi ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde anlık denetimler yapabiliyoruz, önlemler alabiliyoruz. Bu kapsamda il müdürlüklerimiz ve ilçe müdürlüklerimiz var. Risk bazlı denetim yapıyoruz. Bu ne demek? Her işletme, her kurum aynı oranda denetlenmiyor. Riski yüksek olan konuları biz belirliyoruz. Bunun üzerinde çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Riskli yoğun olan konular neler? Çabuk bozulabilecek ürünler neler? Bunlar belirleniyor. Belki daha önemli değil mi hususların öne çıkacağı alanlar var. Mesela hayvansal ürünler çok daha riski yüksek, çabuk bozulabilecek ürünler. Bunun yanında önceki yıllarda yaptığımız denetim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Buradan elde ettiğimiz veriler. İthalat yapılan ürünler için yurt dışındaki bildirimler, RAS dediğimiz alarmlar bizim için önemli. Onun dışında o işletmenin veya o gittiğimiz gıda işletmesinin bir önceki seneki yaptığı çalışmalar neler, kendi otokontrol için yaptığı bir takım çalışmalar var mı, önceki denetimlerde olumsuzlukları var mı, bunların hepsi bir bütün olarak değerlendiriyor. Bu risk bazlı denetim olarak kabul ediliyor. Doğal olarak baktığınızda da riskli olan gıdalar ve işletmeler daha sık denetlenirken riski az olan işletmeler daha geniş bir periyotta denetlenmiş oluyor. Bu bizim için en önemli kriterlerden biri. Evet, özellikle hani kamuoyunu da çok yakından ilgilendiren bir konu olduğu için hani bu kontrolleri kamuoyuna hani siz şunları şunları yapabilirsiniz veya size düşen görevler şeklinde yeterli duyuruları yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz. Dediğim gibi çalışmalarımızı da her yıl aslında biz genişletiyoruz ve yenilikler getirmeye çalışıyoruz. Sürekli ileriye götürmeye çalışıyoruz. Çünkü teknoloji de ilerledikçe tabii, değil mi? Kişilere çok, ulaşım imkanı. Evet. Geniş bir alan. Yani tarladan sofraya. Çok geniş bir alan, geniş bir portföy. Çok fazla katılımcı girdiler, işin içine giriyor. Bu kapsamda bizim tabii sadece toplu tüketim, satış ve diğer üretim yerlerini denetleyen gıda kontrol görevlisi adı altında 5000'in üzerinde denetçilerimiz var. Bunlarla bu denetimleri yapıyoruz. Türkiye genelinde 5000'in üzerinde. Evet, ama sadece piyasa gözetimlerini yapıyoruz. Anladım. Yani bunun dışında o tarladan sofraya dediğimiz tanıma baktığımızda aslında bizim birincil üretim, tarlalar, seralar, çiftlikler gibi birçok yeri de denetleyen aslında elemanlarımız var, 20.000'in üzerinde. Yani geneline baktığınızda aslında o zincire tümden baktığımız o gıda güvenliğini sağlamak için 25.000'in üzerinde personel sırf bu iş için görev yapıyor. Evet. Şu anda ekrana da geliyor hani denetimlerden görüntüler. Evet. Özellikle belli işletmelerin hani o anda hemen çekimler yönetmenimiz tarafından ekrana da yansıtılıyor. Ve özellikle şimdi ben buradan Selman Bey'e geçmek istiyorum. Çünkü işletmeleri görüyoruz işte. Bir fırın örneği vardı az önce. Teknik şartlarının yanı sıra hijyenik şartlar da var sanıyorum. Yani biz de hani bilelim istiyorum. Değerli seyircilerimiz de yine ana hatlarıyla bilmek isterler diye düşünüyorum. Özellikle bir işletme kurulurken nelere dikkat ediliyor ve bu teknik ve hijyenik şartları bir kabaca anlatabilir miyiz? Biraz önce gıda güvenliğinden bahsederken tarladan sofraya veya çiftlikten sofraya tanımını kullanmıştık ifadesini. Burada tabii gıda işletmeleri çok önemli. Orta bir yerde duruyor aslında gıda işletmeleri. Birinci üretim var, gıda işletmeleri var. Daha sonra dağıtım aralarda ve satış noktalarımız var ve tüketiciye ulaşma noktası var. Burada gıda işletmeleri için bizim işletmeleri biz kanun gereği ikiye ayırıyoruz. Kayıt kapsamındaki işletmeler, onay kapsamındaki işletmeler. Biraz önce Neslihan Hanım'ın bahsettiği üzere riski yüksek olan hayvansal gıda üreten işletmeleri biz onay kapsamında değerlendiriyoruz. Yani bir süt üreten işletme, et ürünleri üreten işletme, yumurta üreten işletme veya balıkçılık ürünleri üreten bir işletmeyi onay kapsamında değerlendiriyoruz ve bunların hijyen şartları farklı oluyor. Bunun dışında bütün gıda üreten, satan, toplu tüketim yerleri bizim açımızdan gıda işletmesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de şu anda 640.000 tane gıda işletmesi bulunuyor. 640.000. 640.000 ve biz bu bütün işletmelerin hepsinin kayıt ve onay işlemlerini yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Yani kamuoyunda bazen şöyle sıkça gündeme gelen konular var. Bakanlık işte merdiven altı çok fazla sayıda işletme var falan. Bu kesinlikle doğru değil. Zaten biz merdiven altı tabir edilen işletme eğer bulduğumuz zaman zaten olabilir. Zaten kapatıyoruz ve kesinlikle faaliyetine izin vermiyoruz. Biz bu 640.000 işletmenin hepsini kayıt altına alıyoruz. Şimdi burada dediğim gibi üretim yerleri var, satış yerleri var, toplu tüketim yerleri var. Ve bu yerlerin de dediğim gibi hayvansal ürün üreten bu onay kapsamındaki işletmeler için ilave hijyen kriterleri var. Her sektöre göre özel koşullar var. Burada kullanılacak alet ekipman, kullanılacak su, bir kere bütün işletmelerde kullanılacak su insan tüketimine uygun bir su olması gerekiyor. Yani, onun da analizi değil mi tabii, yapılıyor? Yani temizlikte kullanırsanız bile o sunun insan tüketimine uygun 2005 yılında yayınlanmış olan Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanmış olan yönetmelik hükümlerine uygun bir su olması gerekiyor. Peki özellikle hani onay bazlı işletmelerden de bahsettik. Evet. Özellikle hijyenik koşulları biraz daha hani dikkate alınan yerler var. Bu işletmeler açısından onlar belli kriterleri yerine getirdikten sonra siz bir denetimden geçirdikten sonra mı hani evet burası açılabilir diyorsunuz? Şimdi onay kapsamındaki işletmeler için bu dediğiniz o şekilde uygulanıyor. Avrupa Birliği'nde de sistem bu şekilde. Yani onay kapsamında yer alan bir süt fabrikası, bir et fabrikası, sucuk fabrikası olabilir veya su ürünleri üreten bir işletme veya yumurta üreten bir işletme. Bu dört sektörde yer alan işletmeler faaliyete geçmeden önce bakanlığımızdan onay almak zorunda. Biz bakanlık olarak denetliyoruz işletmeyi. Teknik ve hijyenik şartların yeterli olması durumunda öncelikle bu işletmelere şartlı onay veriyoruz. 3 ay içerisinde bu şartlı onayı 3 ay daha bir ilave süre vererek 6 ay içerisinde işletmeleri bizden onay almak zorunda. Onay almadan faaliyetine izin veriyoruz. İzin verilmiyor. Evet. Özellikle belli kriterlerde yerinde hani oldu mu olmadı mı hani burası uygun mu değil mi çok titizlikle inceleniyor bakanlığımız tarafından. Kesinlikle. Sonrasında onay veriliyor. Siz sanıyorum bir şey ekleyeceksiniz. Evet, buna ilave de yapmak istiyorum Selman Bey. Kayıt ve onay işlemleriyle ilgili denetimler yapıldıktan sonra artık rutin olarak o işletme faaliyet göstermeye başlıyor. Dolayısıyla biz de o hem risk bazlı denetim kapsamında hem de planlı kendi denetimlerimiz kapsamında bu işletmeleri denetliyoruz. Mesela geçen seneye örnek verirsek hiçbir ülkede bu kadar çok denetim sayısı görmüyoruz. 750.000'e yakın denetim yapıldı Türkiye'de. Çok ciddi bir sayı. Yüksek oranda yine numuneler alındı, analizler yapıldı. Bu önemli ve bunların sonucunda da bir takım ceza işlemleri var. Bunlar kanunda bizzat belirlenmiş. Bu da yine bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Ürün toplatma yapılabiliyor, imhalar olabiliyor, kapatmalar olabiliyor. Belli bir dönem para cezaları var, savcılığa suç duyurusu var ve bunların ilavesi olarak bunların dışında ayrıca biz bazı konularda taklit taşiş olan yapılan ürünler için veya sağlığı bozacak şekilde üründe oynanmış, bozulmuş, kokuşmuş gibi bir takım ürünleri satan kişiler için ayrıca kamuoyuna duyuruda bulunuyoruz. Bunu belki açıklamakta fayda var. Evet. Taklit tahşiş derken hani ambalajda %100 dana eti yazıyor. Evet. Ama bir inceleniyor. İçinde başka bir şey çıkıyor. Kanatlı hayvan da çıkıyor. Başka şeyler çıkıyor. Bundan bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi işletme kuruldu. Hani sizin onayınızdan geçti. Böyle ben adım adım gidiyorum. Sonrasında tabii ki işletme hizmet vermeye başladı. Sonrasında bütün tüketiciler şimdi merak ediyor. Ben bir şey gördüğümde örneğin hijyenik koşullara uygun olmadığını düşünüyorum. Ne yapacağım ben? Öncelikle bakanlıkla irtibata geçilecek. Evet biz denetimler yapıyoruz ama her yere ulaşmamız mümkün değil. Bu amaçla tabii ana felsefe olarak da tüketicinin kendisi en iyi denetçidir felsefeden yakılarak 2009 yılında ALO 174 gıda hattı projesi devreye girdi. ALO 174. ALO 174 ve o dönemden bu yana da gelişerek devam etti ve şu an halkımız da bunu çok sevdi. Çok fazla ilgi de var. Bize çok fazla dönüşler olduğunu da görüyoruz. Hem en yakın il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak da yine şikayetlerini, bildirimlerini herhangi bir yerde bir usulsüzlük tespit ettilerse, bir olumsuzluk tespit ettilerse ya da bir şikayetleri varsa ya da bilgi almak istiyorlarsa il müdürlüklerimize, ilçe müdürlüklerimize başvurabilir ya da ALO 174 gıda hattını arayarak bu bildirimleri yine bizimle paylaşabilir. Evet, çok kolay. ALO 174 gıda hattını arayabilirler, evet, ya da il veya ilçe müdürlüklerine gidebilirler. Hani belki ben bunu nasıl şikayet edeceğim, böyle bir şey gördüm, acaba etmeli miyim, etmemeli miyim diye düşünürken onlara uzmanlarımız, ilçe müdürlüklerinde çalışanlarımız yardımcı olacaklar. Tabii, kesinlikle. Ama ALO Gıda'ya hani direkt ulaşabiliyor. İşte internetten gelip şikayetini yapabiliyor, telefonla arayarak şikayetini yapabiliyor. Oraya sadece bir kimlik numarası vermesi yeterli. Bir kayıt numarası kendisine veriyor ve şikayetiyle ilgili kendisine geri dönüş yapılıyor. Ya da vatandaşımız kendisi girerek o denetimle ilgili, şikayetiyle ilgili sonuçları yine öğrenebiliyor. Bu kişinin, yani kimin şikayet ettiği tamamen bakanlık kayıtlarında gizli. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü gizli. Belki tedirgin hukuki durumlar haricinde olabilir. Bir mahkemelik durum, hı-hı, herhangi bir şey yoksa kesinlikle gizli tutuluyor. Ve ücretlendirmesi çok cüzi bir ücreti var. Daha önceki başlangıcında ücretsiz, hı-hı, bir hattı. Ama çok fazla suistimal edildiği için, çok boşuna şikayet olmayan konularda, işte ben mezarlıktayım, öldüm mü ya da gibi böyle çok alakasız telefonlar geldiği için maalesef suistimaller olabiliyor. Evet, kişinin kendi paketi, telefon paketi, hı-hı, kapsamında ücret, yani ekstra bir ücret olmuyor. Kendi tarifesi neyse oradan düşüyor. 15 gün içinde de geri bildirme mutlaka yapılmak oluyor. Zorunda. Yani ben bir firmayı, bir işletmeyi şikayet ettiysem, evet, yani bana uygun gelmedi, bunu gidin denetleyin diye size ulaştığım, evet, zaman mutlaka 10-15 gün içinde bunun ne olduğu bana, evet, bildiriliyor değil mi? Ama gidildiğinde eğer numune alınması gereken bir durum söz konusuysa uzayabilir mi? O zaman 15 gün içinde bir ara bildirim yapılıyor. Numune analiz sonuçları vesairesi bitip son artık denetim sonuçlandıktan sonra tekrar ekstra bir bilgilendirme mutlaka yapılıyor. Evet, konumuzun hani belli başlıkları gerçekten çok önemli, hı-hı, ve yakından ilgilendiriyor. Aslında bütün konunun bütünü yakından, hı-hı, ilgilendiriyor hepimizi. Bazı özel tabii küçük ayrıntılar var. Onlara yavaş yavaş girmek istiyorum. Hı-hı. Ben özellikle ambalaj ve ambalaj yerine gıdayla temas eden madde ve malzemeler kavramı. Şimdi biraz uzun ve zor gibi geldi değil mi? Hani gıdayla temas eden madde ve malzemeler kavramı. Şimdi bundan ne anlıyoruz ve bu maddelerin denetimi açısından da değil mi? Başka çalışmalar ve öne çıkan mutlaka sizin yönlendirdikleriniz var. Evet. Biraz önce gıda güvenilirliğinden bahsettiğimiz, hı hı, zaman tarladan sofraya dedik. Değil mi? Burada tabii sadece gıdanın işlenmesi, gerek bitki sağlığı, gerek hayvan sağlığı, yem, hayvanlara yedirilen yemler, hepsinden bahsedebiliriz ama bunun yanında bir de ambalaj dediğimiz olay var. Ama işte burada sadece ambalaj dememiz yetmiyor. Gıda ile temas eden madde ve malzeme olarak biz bunu tanımlıyoruz. Çünkü gıdayı elimize aldığımız zaman bir ambalajın içinde. Bunu ambalaj malzemesi olarak tanımlıyoruz. Ama gıda üretilirken birçok aşamadan geçiyor. Veya hazırlanırken, servis edilirken birçok yerle temas ediyor. Ondan dolayı biz sadece ambalaj olarak değil, her gıdanın temas ettiği yer içinde bu kontrolleri yapıyoruz ve gıdayla temas eden madde ve malzemeler tabirini kullanıyoruz. Yani o süreci aslında özetliyor. Evet. Bu kadar uzun olmasının nedeni bu. Evet, yani gıda bir fabrikada bir konveyörden geçtiği zaman, hı-hı, veya bir lokantada bir doğrama, doğru, tahtasından geçtiği zaman geçiyor. Oralarda gıdayla temas eden madde ve malzemeye uygun olması lazım. Çünkü sonuçta gıdayla temas ediyor. Kolay temizlenebilir olması lazım. Ambalaj malzemesi de onun için gıda güvenilirliğinin bir parçası. Çok önemli. Çünkü ambalaj gıdayı uzun süre korumak için özellikle kullanılıyor. Bu anlamda da ambalajın da her açıdan gıdaya uygun olması lazım. Gıda, güvenilir gıdadan bahsettik. Ambalajın mesela bununla ilgili de birçok düzenlememiz var. Mevzuat düzenlemesi. Ambalajın gıdaya bir geçişin olmaması gerekiyor. Veya gıdadan ambalaja bir geçişin olmaması gerekiyor. Bununla ilgili de mevzuatta bütün kriterleri belirlemiş durumdayız ve bu konuda da kontrolleri yapıyoruz. Örneğin hani en çok benim şimdi aklıma gelen bir tüketici olarak markette gittiğimizde ambalajın biraz nemlenmiş olduğunu fark edebiliyoruz. Örneğin muhtemelen ya son kullanma tarihi geçti ya da orada bir ambalajda sıkıntı var. Yani o ürüne uygun bir ambalaj değil belki de, değil mi? Örneğin ben onu almaktan vazgeçiyorum. Bunlar da belirleyici. Bütün bunların denetimi de çok sık ve hani olduğunca yapılıyor değil mi? Gerektiğince. Tabii gıdada olduğu gibi gıda ile temas eden madde ve malzemeler içinde birçok düzenlememiz var. Bu konuda da denetimler yapılıyor. Burada önemli bir konu var. Nedir? Şu, şimdi birçok malzeme var. Yani gıdayla temas eden malzeme dediğimiz zaman, ambalaj malzemesi dediğimiz zaman bu metal esaslı olabilir, cam esaslı olabilir, plastik olabilir, kağıt esaslı olabilir. 4 ana grupta bunları toplayabiliriz. Ve buna benzer bu malzemelerden üretilen birçok ürün var. Sadece bunlar gıda amaçlı kullanılmıyor. Yani temizlik amaçlı kullanılan ürünler de var. Ama tüketiciler markete gittiği zaman, bu ürünleri aldığı zaman mutlaka o ürünlerde gıda için uygundur ifadesini görmeleri gerekiyor. Yani gıda için üretilmeyen bir plastik malzeme, bunu alıp evde gıda için bu saklama kapı olarak kullanılmaması gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Ölçüt o. Yani üzerinde gıda için uygundur yazısını göreceğiz. Yazacak veya bunun simgeleri var. İşte kadeh ve içinde çatal işareti olan bir simge. Bu da o anlama geliyor. Veya gıdayla temasa uygundur diye bir ifadenin görmesini gerekiyor. Çünkü bu ifadenin yer almadığı bir malzemenin kullanılması, gıdanın onun içinde saklanması, biraz önce bahsettiğim gibi o malzemeden gıdaya geçişlerin olabileceği, ağır metallerin veya değişik boyaların geçebileceği ve o konuda onunla ilgili üretilmediği için de sıkıntı yaratabilecektir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Evet, bizde bir de böyle bir alışkanlık da var. Hani aldığımız o, eğer biraz kullanıma uygunsa o ambalaj, evde devam ediyoruz kullanmaya. Aslında çok yıkanması, değil mi? O ambalajın sürekli yıkanması da, o plastiğin belki de sürekli sıcak suyla teması da bize zarar verebilir. Uzun süre kullanılmasını da önermiyoruz. Önermiyoruz, değil mi? Tabii. Bunu da söylemekte fayda var. Sonuçta çok pahalı ürünler değil. Yani çok fazla uzun süre kullanmamak gerekiyor. Kullanmamak gerekiyor. Evet. O bardak içinde çatal görünümlü bir amblem var. O da gıdaya uygun olarak üretildiğini gösteriyor malzemenin. O çok önemli. Evet. Bu da çok önemli. Yani bu konuyla başladık, yine sizinle devam etmek istiyorum ben. Çünkü çok tartışılan bir konu. Tavukların açıkta satılması, ambalaja girmesi, parçalanması, soslanması. Artık bunu o kadar çok çeşitlendirebiliriz ki seyircilerimiz de belki evet ay, o konuda çok önemli dediklerini duyar gibiyim. Bu konuda da aslında yasaklar oldu, değil mi? Şu anda paketli satılmak zorunda. Evet. Şimdi daha önce et ürünleriyle ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapmıştık 2012 yılında, 2013 Mart ayında da yürürlüğe girmişti. Burada biz bütün perakende işletmelerde et ürünlerinin üretilmesi, parça tavuğunun satılmasına izin vermiştik. Bu şekilde devam etmişti. Aslında 2006 yılında da bu bir yasaklama getirilmişti. O zaman kuş gribi olayı vakasından dolayı. Bakanlık olarak biz yani mevzuat düzenlemelerini her zaman mevzuatta değişiklikler yapabiliriz. Bu gelen taleplere göre veya ortamın durumuna göre, risk durumuna göre düzenlemeler her zaman değişiklikler yapılabilir. Son 2012'de yaptığımız düzenlemeyle parça tavuk olarak dediğimiz satışına izin vermiştik. Ama daha sonra yaptığımız denetimlerde, piyasadaki yaptığımız denetimlerde ve il müdürlüklerimizden bize gelen geri dönüşlere istinaden bunun yasaklanmasını daha uygun gördük. Çünkü pakete girdiğinden bunu bilelim. Evet, pakete ve hazır ambalajlı olarak satışı sadece yapılabiliyor. Hazır ambalaj dediğimiz olay şu. Burada bütün etiket bilgileri, zorunlu etiket bilgilerinin üzerinde yazması gerekiyor hazır ambalajda. Yaşadığımız sıkıntı şuydu. Bir markete gittiğiniz zaman parça tavuk dökme olarak satıldığı zaman bunun izlenebilirliğinde sıkıntı yaşıyorduk. Yani denetimde başka firmaların adı altında satılıyordu ve denetimde sıkıntı yaşamıştık ve bununla ilgili de bunu tekrar eskiye döndük. Mutlaka hazır ambalajlı olarak satılması gerekiyor ve üzerinde de bütün etiket bilgilerinin yer alması gerekiyor. Üreticinin adı, son tüketim tarihi gibi. Bu bütün ürünler, bilgilerin hepsinin yer alması gerekiyor. Evet, zorunlu etiket bilgilerinin hepsinin yer alması gerekiyor. Mutlaka ambalajında tavuklar alıyoruz ve böyle satılmak zorunda. Bunu bilelim ki. Çünkü eğer görürseniz hani eskiden böyleydi, yok bu böyle satılabiliyor diye yönlendirme olabilir belki işletme tarafından. Hayır, böyle bir şey yok. Gereken tedbirlerin alınması ve kontrollerin yapılması için de ALO 174'ü bu anlamda da arayabilirsiniz. Neslihan Hanım, özellikle hani gündemde çok öne çıkan konulardan da biz konularımızı tespit etmeye çalıştık. Çünkü verimli olmasını istiyoruz bu bir saatlik canlı yayının. GDO konusu var. Hani GDO'lu ürünler deniyor ama hani bu değil aslında. Mutlaka GDO konusunu bizim açmamız lazım. Bu konuya ilişkin neler söyleyebilirsiniz? GDO ile ilgili yine bir takım düzenlemeler var. Mesela Biyogüvenlik Kanunu var. Bu kapsamda yine oluşturulmuş Biyogüvenlik Kurulu var. Biyogüvenlik Kurulu Tarım Bakanlığı'nın bir biriminin altında oluşturulmuş bir kurul ve bu kurul kendine gelen bir takım talepleri, izinleri değerlendiriyor. Alt komisyonları var, uzmanlı ekipleri var. Risk değerlendirmesi yapıyorlar, sosyoekonomik değerlendirmelerini yapıyorlar ve gerçekten sağlığa aykırı olmayacak ya da herhangi bir riski olmayan genlere izin veriyorlar. Şimdi Türkiye'deki duruma baktığımızda yemler, bazı GDO türleri izinli yem için ama gıda için izinli hiçbir gen yok. Sadece yem izin. Sadece yem için izin var. Avrupa Birliği'nde veya hani diğer dünya ülkelerinde aslında böyle bir ayrım yok. Genelde izin veriliyor. Ama biz hakikaten GDO konusunu çok sıkı tutuyoruz. Bakanlık olarak daha duyarlıyız. Mesela yine Avrupa Birliği'nde yokken bizde mesela mamalar kanunda geçiyor. Bebek mamaları, ek gıdalar. Tabii bebekler hassas grup olduğu için kesinlikle yasak. Ama bunun dışında gıda olarak Biyogüvenlik Kurulu tarafından izin verilmiş bir gen de olmadığı için gıdalar da yasak şu anki mevzuatta. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde Türkiye'de zaten sınırlar içinde GDO'lu ürün üretilmesini, satışını izin vermiyoruz. Bu çok önemli ve çok üzerinde duruyoruz. Yurt içinde bununla ilgili çok ağır, çok detaylı denetimlerimiz var. Yaptırımları da ağır değil mi? Yaptırımları da ağır. Direkt savcılığa, suçlusu ve hapis cezaları olabiliyor. İthalat kontrollerinin yine çok sıkı tutuluyor bu kapsamda. İthalat kontrollerinde de yurt içine gelecek olan ürünler için yem midir, gıda mıdır bunu belirtmesi zorunlu. Yem amacıyla geliyorsa eğer bir ürün, oradaki analizleri yapılıyor. Eğer izin verilen bir gense geçişine izin veriliyor ve yeme gittiğine dair de izlenebilirliği yani takip ediliyor. Onda da izin verilen bir gense hani yem için izin kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle ama izin verilmeyen ya da yasaklı bir gen varsa direkt reddediliyor. Yurt içine girmiyor. Gıda açısından kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Yok yani bununla ilgili dediğim gibi denetimlerimizi de çok ağır, çok sıkı takip ediyoruz. Tespit ettiğimiz durumlar olursa direkt savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Kesinlikle şu an kullanımı Türkiye için de yasak. Yasak. Evet. Özellikle ben hani az önce paketlemelerden bahsetmiştik, ambalajlar. Bu ara vereceğiz ama bu konuyu bitirerek ara vermek istiyorum. Bazı paketli ürünlerde üretim tarihi ve raf ömrü bulunmuyor. Hani bu anlamda tüketici ne yapmalı? Hani böyle bir durum var mı ve sebebi nedir varsa? Evet. Şimdi tabii etiket bilgilerinde kullandığımız zorunlu etiket bilgilerinden bir tanesi de ürün üzerinde son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz olay var. Evet, tavsiye edilen de dikkatimi çekti. İkisinin farkı şu, bir gıdanın üzerinde son tüketim tarihi yer alıyorsa bu mutlaka son tüketim tarihi gelmeden önce tüketiciye arz edilmek zorunda. Ve tüketici de onu o tarih geçmeden tüketmek zorunda. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile o ürün eğer özelliklerini koruyorsa o rafta bile kalabilir. Tüketici onu daha sonra da kullanabilir. Örnek verecek olursak örneğin bir süt aldınız, pastörize süt aldınız. Bu pastörize sütün ömrü teknolojiye göre değişmekle birlikte 3 gün, 8 gün arasında değişebilir. Olabilir. Bu tarihler içinde bunu tüketmeniz gerekiyor. Ve ondan dolayı sütün üzerinde son tüketim tarihi mutlaka yazılır. Evet. Ama bir bisküvi aldığınız zaman bisküvide tavsiye edilen tüketim tarihi yazılır. Ve çok yani, geniştir. Hani belki bir yıl bile diyebiliriz. Yanlışım varsa yani o zaten tamamen işletme sorumluluğundadır. Gıda işletmelerinin sorumluluğundadır. Raf ömrünü belirlemek gıda işletmecinin sorumluluğundadır. Ondan dolayı ama o raf ömrü tavsiye edilen tüketim tarihi bisküvi için söylüyorum. Geçmiş olsa bile ürün eğer iyi muhafaza edilmişse o ürün kullanılabilir. Hiçbir sakınca yok. Bütün dünyada da Avrupa'da da sistem bu şekildedir. Ondan dolayı ürünlerde çünkü ekonomik kayıptır. Kanun gereği son tüketim tarihi geçmiş ürünler risk teşkil etmektedir ve piyasaya arzı yasaktır. Piyasada bulunamaz ama tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler piyasada bulunabilir. Çünkü o zaman biz bütün bisküvileri toplayıp imha etmemiz gerekiyor. Tavsiye niteliğindekiler, onu ayırt ediyoruz. Evet. Hani bunlar bulunabilir. Hani raf ömrü biraz daha uzun ve yani onu da biraz tahmin edebiliriz. Evet, mesela bakliyat gibi. Tabii ama bir sütte, bir yoğurtta bu peynirde bu tür şeyler yapamazsınız ve mutlaka son tüketim tarihi yazılmak zorunda. Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihini de öğrenmiş olduk. Gerçekten ayrımı da belirli gerçekten. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kantinler konusu var. Gerçekten çok önemli. Çocuklarımız gidiyor bütün gün okullarda hani kantinlerde vakit geçirebiliyorlar teneffüslerde. Neler satılıyor, denetimler nasıl oluyor ve bunun gibi pek çok önemli konuyu konuşacağız ama kısa bir aranın ardından.